Ben size şuradan bu haritayı göstermem mümkün değil ama Türkiye'nin çevresinde son yıllarda yaşanan savaşlara baktım. Osmanlı'dan sonra dağılanlar bunlar. Osmanlı'dan 200 yıl önce de savaşan bölgeler. Bizim farkımız ne biliyor musun? Bizde gördüğüm kadarıyla demokratik yönetim var. 1923'te Türkiye Cumhuriyeti olmasaydı, Lozan imzalanmasaydı Türkiye Cumhuriyeti'nin de başına bunlar gelecekti. Farkımız o. Ama şimdi radikaller şunu söylüyor diyor. Kardeşim diyor. Siz diyor bu dünya için mi yaşıyorsunuz diyor. Bak farklı bir zihniyet. Onların bakış açısı. Burada diyor esas önemli olan ilk kıblemiz Mescid-i Aksa diyor. Orası diyor asla terk edilemez diyor. Bütün her şeyimizi yapmamız gerekir. İslam ülkelerinin, İslam halklarının korkak davranmaması gerekir diyor. E kardeşim güzel. Hadi birleşin, edin, yapın gereğini. Biraz önce söyledim. O kadar Arap memleketi var orada. Hangi birisi petrolünü, gazını, şusunu, busunu kesip de İsrail'le, onunla, bununla sözleşmelerini, ticari ilişkilerini askıya alıyor. İran'dan bir çağrı vardı. Dışişleri Bakanı Abdullahian dedi ki tam ambargo uygulanması lazım. Tamam. İran boş konuşuyor. Ben size söyleyeyim. Aynı şeyi söylüyorsunuz ama hocam. Yok. Farklı bir şey söyleyeceğim. Türkiye Cumhuriyeti'nin Hizbullah'ı var mı? Yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin Hamas'ı var mı? Yok. Bizim yanında olmamız gereken Filistinliler, halk. Bizim derdimiz Hizbullah Hamas olmamalı. Çünkü iki zihniyetle de Türkiye Cumhuriyeti'nin işi olmaz. Bak farklı. Onların kendi doğruları olabilir. Onlar diyor ki Allah yolunda bu cihattır diyor, savaş. Çünkü önemli olan diyor bu dünyada fazla yaşamak değil. Bir an önce ölmek, öbür dünyada cenneti bulabilmek. Bak farklı bir bakış açısı bu. Evet. Sen diyor kalkıp bana ne domatesten, patatesten, petrolden, ondan, bundan, dolardan bahsediyorsun diye. Onlar fani işler diyor. Bırak o fani işleri diyor. Diğer taraftaki radikal de İsrail'de diyor ki kardeşim diyor benim hedefim Büyük Kenan ülkesi ve gelip Mescid-i Aksa'nın yerine Romalıların yıktığı Süleyman Tapınağı'nı veya mabedini inşa edeceğim diyor. Bak net söylüyor bunu. Bizim durmamız gereken yer şurası. Hizbullah veya Hamas değil. Bunlarla yol yürüyemez. Zihniyetimiz farklı, bizim bakışımız farklı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna, felsefesine baktığınız zaman farklı. Biz Filistin halkının yanındayız. Bu tereddütsüz. Bizim bir şekilde İsrail'le düşman olmak değil, İsrail'in masaya oturtma ve barışın içine sokma derdinde olmamız lazım. Onun dışında yapmamız gereken hemen söylüyorum. Türk Hava Yolları, Tel Aviv seferlerini kaldıracak karşılıklı. Büyükelçimizi çekeceğiz. İsrail Büyükelçisi'ne persona non grata istenmeyen kişi ilan edeceğiz. Ondan sonra ardı nasıl gelir ben bilmem. İsrail'le düşmanlaşmanın Filistin halkına faydası olacaksa amenna yapalım. İran'ın derdi şu. İran bu kadar bir cümle söyleyeyim. Bir cümle söyleyeyim. İran'ın iç kargaşası, sıkıntısı ve siyasi beklentileri, coğrafyadaki hükmetmek istedikleri bizden farklı. İran Hizbullah'ı destekliyor. Sünni olan Hamas'ı da gerektiğini destekliyor. İran o kavganın içinde. Bizim Hizbullah'ımız yok. Bizim Hamas'ımız yok. Bizim derdimiz elbette Müslümanlar ama önce insanlık, oradaki Filistinler. Ben size şunu söylüyorum. O kadar programlar yapıyorsunuz. O kadar kişi konuşuyor. Bağlanıyor, atıyor, tutuyor, söylüyor. Hadi kardeşim. Öyle demeyelim de konuklarımıza. Ya kardeşim yani ben de onu yapıyorum. Kınıyoruz sabaha kadar. Tweet atıyorlar. Paylaşıyorlar. Ya bir yaprak kıpırdatabiliyor musun? Mesele bu. Karşındaki güç Amerika Birleşik Devletleri'nin çok ciddi bir askeri gücü var. Türkiye Cumhuriyeti'nde şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı savaş sebebi var. Bizim SİHA'mızı düşürdüler. Bak 911 kilometrelik Suriye hattında 11 bin kilometre öteden gelip buraya konumlandı ve burada istediği gibi cirit atıyor. Bu artık haydutluk, bu kural tanımazlık, bu uluslararası hukuku yok saymazlık. Bunların hepsini biliyoruz. Hastaneyle ilgili söylenecek şu. Bu bir savaş suçudur. Bu bir soykırımdır yapılan Filistinlere. Ama bunun bedelini ödetecek. O insanları hukukun, yargının önüne çıkaracak. Aynı husus Mavi Marmara'da oldu. Ben şimdi bütün millete şunu ilan ediyorum. Ya İsrail gibi sineğin cinsiyetini belirleyebilecek teknik imkana sahip bir memleket. Kardeşim eğer siz bu memleketin Mossad'ının haberi olmadan Hamas'ın askeri kanadının bu saldırıları yaptığına inanıyorsanız kendinize bir buzlu maden suyu ikram edin, arkanıza yaslanıp onu için. La Antarktika'dan bu memleket. Bu memleket şu anda
bütün Arap coğrafyasında kafa tutuyor şu anda. Diyor ki kim gelirse önüme diyor. Bak kim gelirse diyor. Mısır, İran, tabii. Ondan sonra Tunus, Lübnan. Kim ya çıkın diyor önüme diyor ya. Bekliyorum sizi diyor. Şimdi buna karşı atıp tutanlar, yani işte Hamas onu yapacak 70 yılda. İsrail yıkılacak. Keşke hadi. Ya ne yapabiliyorsun kardeşim diyor ki gelmiş Biden. Aynen devam devam diyor. Bu şudur şunu gösteriyor. Diyor ki kardeşim ben burada Filistin'i yok etmeyeceğim. Ama bir Filistincik, bir Filistin devletçiği kurulacak. Oradan Gazze ile arasında köprü bağlantısı mı ne bağlantısı kendi kafalarına göre uydurma bir projeleri var. Bizim savunduğumuz 1967 iki devlet esasa asla dönmeyiz diyor. 2000'lik projeyi işleme koyarız diyor. O 1967'yi unutun. Biz diyor Gazze'yi yutacağız diyor İsmail. Lan ne söylüyor bunu ya? Sen de karşına çıkıp koskoca Arap coğrafyası iki kelam edemiyorsun. İki söz söyleyemiyorsun. İnsanlar toplanıp protesto edip kendilerini dövüyorlar. Oradaki elçiliklere saldırıyorsun. Daha fazla düşmanlaştırıyorsun. Şu anda aklı selim olup bir şekilde İsrail, Türkiye Cumhuriyeti'nin masaya oturtması lazım. İki görüş var. Birinci görüş cihat edelim. Ben de diyorum ki cihat etmek isteyenleri Mısır üzerinden gönderelim Gazze'ye. Gitmek isteyen varsa buyursun gitsin. Ne yapabilecekse onu göstersin. Karşında devasa güç bu, bir kompleks değil. Şimdi karşında ki bu savaş gücüne karşı sen devlet olarak akıllı hareket etmek zorundasın. Dolayısıyla yapılması gereken şu. Bir, misliyle karşılık verilmeli, verebiliyor musun? Hayır. Mahkeme önüne, yargı önüne. Dediğin büyükelçi düzeyinde. Yani hayır. Şimdi o, onun o hastanesine, o hastane, o insanları orada bunu yaptığında. Bu misliyle karşılık kim için söylüyorsunuz? Kim vermeli? Elbette Filistin için söylüyorum. Hamas için söylüyorum. Filistin böyle bir gücü yok ki. Tamam zaten ben de diyorum ki Hamas ne yaptı, ne oldu? Dünyanın dikkatini çekti de bu kadar masum insan katlediliyor. Neyi becerdi, neyi elde etti? Sadece İsrail'in bahane, koz vermekten öte. Allah aşkına birisi çıksın bana bunu izah etsin. Bana şunu söylüyorlar ya çıkıp birileri. Efendim bu Hamas artık. Ama İsrail bunu bile isteye yaptı. Yani orada bu radikalleşmenin önünü açtı. Dışarıyı tanımayan, tamamen böyle orada Hamas'a girmenin bir rütbe olduğu, bir efendim işte unvan olduğu, bir şeref olduğu, bu o insanları bu hale getirdi bile isteye. Ve günün sonunda istediğini elde etti. Bizim yapmamız gereken Türkiye Cumhuriyeti olarak İsrail'i masaya oturtmak yönündeki diplomatik ilişkileri geliştirmek. Ben de kan tükürüp kızılcık şerbeti içiyorum. İzliyorum bazı video paylaşımlarını. Atıp tutan çok. Cihat ilan edelim. 2 milyar Müslüman var, başına yıkalım. Yık kardeşim, seni tutan mı var? Hamas, yık. Hamas zaten, Hamas sözcüleri söyledi zaten. Kardeşim cihat. O zaman çağrıya ne cevap ya? Ne çağrıya cevap? Ben de diyorum ki burada biz bu radikal görüşlerin içinde olamayız. İsrail tarafının da, İsrail'de solcu molcu yok. İsrail'de sağcının yumuşağı var. Daha hafifi var. Yoksa İsrail'de solculuk yok. İsrail bir din devleti. İsrail demokrasi istediği zaman yaşatır, istediği zaman kaldırır. Allah Allah. 6 aydır sıkışmış Netanyahu şimdi buna yapıştı. Bak İsrail'de protestoları görüyorsunuz ama etkisi ne kadar? Sadece bu kadar, İsrail'de bu kadar, değil Amerika'da da var. Ama bu kadar insan çocuk katletti. Bir Allah kulu çıkıp da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Amerika Birleşik Devletleri ikna edip İngiltere'yi ikna edip ya kardeşim yapmayın etmeyin ya. Yapmayın ya. Eğer bu saldırıyı Hamas yapsaydı ne yapardınız? Hamas şu saldırıyı İsrail'de bir hastaneye yapsaydı. 500 Yahudi'yi, İsrailli'yi öldürseydi. Ya bizi izleyen Yahudi kardeşlerimize söylüyorum ya. İsraillilere söylüyorum ya. Senin tepkin ne olurdu arkadaş? Senin tepkin ne olurdu ya? Dünyayı başına yıkardınız ya. Bunlar insan değil mi? Eşit değil mi? Sizin kadar hakka sahip değil mi? Bu kadar mı acımasız oldunuz ya? İkinci Dünya Savaşı'nda bunun bin beterini çektiniz ya. Hiç ders almıyor musunuz ya? Siz bunun bin beterini çektiniz ya. Sizi bütün o kaplara kapattılar, yaktılar, ettiler. Bütün dünya sizin yanınızda oldu. Savaş da etti. Karşı koydu. E şimdi siz bu dersi aldınız, ettiniz de bunun bedelini böyle mi ödetiyorsunuz ya? Bu Filistinler insan değil mi? Bunlar bu dünyada yaşama hakkı yok mu? Coğrafyanın insanları değil mi? Orada devletleri yok muydu? Biz bu meseleye böyle bakmamız lazım. İki tarafın radikalleriyle bakarsak
Bunlar birbirlerini tanımıyorlar. Serap Hanım anlamıyorsunuz ya, ben anlatamıyorum. Yani diyor ki İsrail benim için yok hükmündedir diyor. Güzel, güzel. Anlamaya gerek yok, görüntülerde görüyoruz zaten. Hamas'ın söylediği diyor ki orada diyor bir İsrailli kalmayacak diyor. Şimdi bu iki görüşü masaya oturtamazsın. Ama burada güçlü olan, silah gücü çok olan İsrail bunun olmasını istedi zaten. Buradaki kurt, buradaki kuzu. Kuzuya diyor ki kurt suyumu bulandırıyorsun. Abi diyor ben aşağıda içiyorum ne oldu? Lan bırak diyor içiyorsun mu içiyorsun. Bulandırıyorsun işte diyor. Dolayısıyla saldırıyor. Bu gücün hukuku. Uluslararası hukuk buna bir şey yapamaz. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'ymiş. Savaş Mahkemesi'ymiş. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ymiş. Gücün hukuku gel diyor ya gel. Şimdi buna karşı iki yol var. Ya gidip savaşacaksın. Ya da durup oturup akıllı bir politika izleyeceksin ki Türkiye Cumhuriyeti'nin yapması gereken bu. Onun Türkiye, dışında Türkiye'nin rolünü ayrıca konuşacağız hiç bak şeye hocam. Girmedim dikkat et. Genel değerlendirme yapalım. Bak hiç yapalım. Doların fiyatına girmesin.